Dostlar elim yanıyor. Elim yanmasa pek iyice de. Üf, harika olmuş dostlar. Bakın. Ekmeğiyle, her şeyiyle çok güzel olmuş. Dostlar bugün size bir tane bezelik hamur yoğuracağım. Niye? Harika bir farklı ciğer yapacağım size. Onun için benim bir tane bezi hamura ihtiyacım var. Onun için de şöyle bu tepsiye göre yapacağım. Şöyle 5 kaşık unum var. Bakalım. Şöyle ortasını açacağım. Eğer az gelirse biraz daha un ilave ederim. Şöyle bir tane yumurta kıracağım dostlar. Şöyle 1-2 kaşık yoğurt koydum. Biraz akıttım. Neyse beceriksizleştim sevgili dostlarım. Sonra şuradan bir çay kaşığı kadar da maya koyacağım. Bir de mayayı açarsam dökülecek. Kızım oradan bir tane kaşık verir misin? Bir kaşığıyla yarım kaşık bakın. Şöyle bir hamurumuz olacak. İnşallah. Ay Dilek çay içiyor dostlar. Onu yağ zannettim. Ben kızım bir kaşık da yağ koyayım diyecektim ama yağ değil. Neyse böyle olsun bakalım. Şimdi birazcık da şöyle ılık su ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Bir bezelek dostlar. Tuz attın mı? Aa tuz atmadım. Azıcık da tuz at kızım. Az at ama. Sevgili dostlar makineye falan koymadım ki. Gerek duymadım çünkü hemen bu kadar su da yeter. 2 kaşık da su koydum neredeyse. Ve ne yapışır? Yumuşak. Bakın şöyle yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hemen streçe saracağım. Şöyle bir sevgili dostlar bunu tepsiye yapıştıracağımız için biraz cıvık olmalı. Hamurumuz. Şöyle katlayalım. Ve şöyle de kestiğimizde dinlenmeye bırakalım. Ve şimdi hamurumuz dinlenmeye geçiyor. Sevgili dostlar, hamurumuzu yoğurdum, kaldırdım. Şimdi geldi sıra ciğerimizin zarını çıkartmaya. Sevgili kasabımız bunun ciğerini çıkartmayı unutmuş zarını. Benimle kavga etsin mi? Hayır. Çünkü o beni izliyor. Ben ona dediğimi duyuyor dostlar kasabımız. Kasapçımız, pazarcımız bizden haberdar. Evet, biz de onlardan haberdarız. Allah razı olsunlar. Ha, Yeni Pazar, Mersin Yeni Pazar pazarcılarına selam göndermeyi unutmayalım anne. Yeni Pazar mı oluyor orası? Evet, Yeni Pazar, Cumartesi pazarı. Ha, evet. Teşekkür ediyoruz. Bize her şeyin en iyisini, en güzelini veriyorlar. Allah evet. Onlardan razı olsun. Çok dürüst bir pazarcı onlar. Evet. Şimdi şöyle güzelce zarını çıkaracağız ki ciğerimizde ağzımıza zar gelmesin dostlar. Çıkartması çok kolay. Önce ben bilmiyordum. Allah razı olsun gösterenden. Bakın şöyle gayet güzel çıkıveriyor. Ben olsam bunu zarını çıkartmadan keser yerim. Hayır olmaz. Tamam hadi çıkartalım sonra görüşürüz. Evet. Zarı çok kolay ha. Ciğer ciğer gidiyor. Bak baş parmağınızdan şöyle soktuğunuzda bak hani öyle zor değil. Çünkü anne Facebook izleyicilerine buradan selam gönder. Facebook'ta özel seyirci var.
takım arkadaşlarımız var. Evet. Yeni yeni seyircilerin oldu orada. Evet, onlara çok teşekkür yorum yazıyorlar. Acayip yorumlar geliyor. Bugün cevaplarını yazdım. Bazı dostlarım bana şey üzerinde bilgiler vermişler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Facebook'a selamlar. Su böreği üzerine bilgiler vermişler. O değerli bilgileri için onlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Benim dostlarımın fikrine ve bilgisine ihtiyacım var. Hiçbir zaman niye bana bunu yazdınız diye asla gönül koymayacağım gibi asla dostlar diyemedim. Hakkınızı helal edin. Odaklandı. Dostlar şöyle inceltmek için önce şöyle bir keselim. Bakın şu şekilde açıyorum. Böyle açalım ki ince ince kesebilelim. Mümkün olduğu kadar ince keseceğiz çünkü. Şimdi de bunu açalım. Evet. Şimdi sıra. Dostlar şu şekilde doğrayacağız. İnce ve uzun. Bakın ince ve şu şekilde uzun. Alabildiğince uzun. Hem ince hem de uzun. Eğer doğrayamak diyorsanız buzlukta bir 10 dakika bekletirseniz gayet rahat doğrarsınız. Bu bir püf noktasıdır. İşte bu şekilde doğrayacağız dostlar. Şu yağlarımızı şöyle kenara koyalım. Sevgili dostlar, şimdi geldi sıra kuyruk yağını doğramaya. Kasabımıza teşekkür ediyoruz. Bize kuyruk yağı da koydu. Onu da aynı böyle ince ince doğrayacağız. Kapya biberimizden doğradım biraz. Şimdi de kırmızı yeşil biberlerimizden doğrayacağım. Ay dostlar sormayın. Pazarda biber çok ucuz. Yaz gününe yedik. Yiyemedik. 15-20 liraya. Şimdi en güzel biber 10 lira. Acaba sevgili seyircilerin oldukları illerde ne kadar biberin kilosu? İstanbul, bilmiyorum. Ankara, İzmir. Yani bu biberin kilosu mu 10 liraya aldın? Adana, Antalya. Vallahi Mersin'de. 80 ilimize soralım. Yani 10 lira. Ve yurt dışındakilere soralım. Soralım bakalım. Yurt dışında yeşil biberin kilosu kaç para? Acaba yurt dışında taneyle mi alıyorlar, kiloyla mı? Bir de o var. Uzak doğulular taneyle alıyor. Sen bakma bizim ülkemizde bolluk olup da bizim bol bol yediğimize. Şükürler olsun. Allah'a bakın dostlar, soğanlarımızı bu şekilde söğüş gibi doğruyorum. Ki ezilmesin diye. Bakın domatesimizi de aynı şekilde doğruyorum. Hüseyin olsaydı şimdi hemen domates alır ağzına atardı. Evet. Nereye gitti o böcüğü? Yatıyor. Açlarda. Evet. Şimdi malzemelerimizi doğradık ve hazırladık dostlar. Şunu da şuradan bir al. Şimdi ciğerlerimizi şöyle tepsimize alıyorum. Sonra şurada doğramış olduğum kuyruk yağlarımı da alıyorum. Ve şöyle üzerine birazcık tuz atıyorum. Herkes kendi yeteceği kadar atsın lütfen. Çok baharatlı olsun istemiyorum. Birazcık da kekik atıyorum. Birazcık da pul biber atıyorum. Şöyle. Güzelce bir karıştırıyorum bunu.
Çünkü ciğere yapışan en güzel yağ kuyruk yağdır dostlar. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi biberlerimizi koyalım, yeşil biberlerimizi. Birazını buraya şöyle. Birazını buraya şöyle, bakın dostlar. Sonra şöyle kırmızı biberlerimizi koyalım şuraya. Şöyle domateslerimizi koyalım şöyle. Bakın. Evet, domateslerimiz de tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya da soğanlarımızı koyalım. Sonra şöyle aralarına da sarımsaklarımızı koyduk. Oh, harika oldu. Harika oldu. Şimdi şöyle iki parça da kuyruk yağımızı da şöyle koydum. Şuraya ortasına da birazcık tereyağı koyacağım dostlar. Bakın harika oldu. Geliyorum. Şimdilik de tereyağımızı da koyuyorum ve doğru fırına gidiyor. Anneciğim, tuzatmanı bekliyoruz. Dostlar şöyle üzerine birazcık tuz gezdirelim sebzelerine. Şöyle azıcık da pul biber gezdirelim. Ama sebzelerine. Azıcık da kekik gezdiriyorum. Ve şimdi fırına gitme zamanı diyorum. Tepsimizden biraz büyük açtım. Şimdi bu ekmeğimizi güzelce tepsimizin şöyle üzerine sereceğim. Ve şu şekilde kapatacağız. Ve doğru fırınımıza Allah izin verirse gidecek. Şimdi doğru fırına. Ve pişene kadar. Dostlar elim yanıyor. Elim yanmasa pek iyice de. Üf, harika olmuş dostlar. Bakın. Ekmeğiyle, her şeyiyle çok güzel olmuş.
Şöyle bir bakalım bakalım tadına nasıl olmuş dostlar. Güzel görünüyor. Bunu isterlerse etle, tavukla, balıkla, hı-hı, her şey etkili değil mi anne? Hı-hı. Çok güzel pişmiş. Konuşmanı yapar şöyle mısın? Şöyle ekmeğiyle bölüp çıtır çıtır. Böyle de. Ama ben yiyemedim. Sen de bir eksik kalıver Dilekçim. Yiyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kanalınızı WhatsApp'ta, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve Pinterest'te paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz. Ah dostlar, işte böyle aman olmak böyle bir şey. Hadi bakalım, hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bugün benim söyleyeceklerimi kızım söyledi.